20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, yani bir bakıma artık inkılap tarihinin başlangıcındayız arkadaşlar. Genel tekrarımız devam ediyor. Başlayalım. Evet, Reval görüşmeleri. 1908 yılında İngiltere ile Rusya Reval'de bir araya geliyorlar. Reval'de yaptıkları bu görüşmede, bakın bu görüşmelere göre İngiltere Osmanlı'yı parçalama konusunda Rusya'yı serbest bırakıyor. Bunun üzerine Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki mensupları Osmanlı Devleti'nin Rusya'dan dolayı Balkanlarda çıkabilecek isyanları engellemek için meşrutiyetin derhal ilan edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ve bunun sonucunda bu Reval görüşmeleri meşrutiyetin ilanının dış nedenleri arasında gösteriliyor. Gene söylüyorum arkadaşlar, Reval görüşmeleri İngiltere ile Rusya arasında yapılmış. İngiltere, Rusya'yı Osmanlı'yı parçalama konusunda, özellikle Balkanlarda parçalama konusunda serbest bırakmış diyoruz. Bu durum Osmanlı'da ikinci meşrutiyetin ilanının dış nedenleri arasında. Evet, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, burada isimleri olan kişiler İbrahim Temo, İshak Sukuti, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşit. Bu şahıslar kim? Bu şahıslar Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucuları. Dikkat edelim. Kurucuların ismini verip kurdukları cemiyetin ismini sorabilirler. Ona da önem verelim arkadaşlar. Dikkat edelim. Bekir Ağa Bölüğü. Şimdi bu Bekir Ağa Bölüğü özellikle arkadaşlar, bakın, çok meşhur bir bölüktür. İkinci Abdülhamit döneminde siyasi suçluların ardından arkadaşlar bakıyoruz biz. Mondros Mütarekesi'nden sonra siyasi suçluların bulunduğu, tutulduğu yerdir. Hatta burada da yazıyor, bakın, mütareke dönemi Bekir Ağa Bölüğü diye. Siyasi suçluların bulunduğu yer. Genelde meşhur kişiler de burada bulunmuş. Bekir Ağa Bölüğü bu açıdan önemlidir. Gerek 2. Abdülhamit döneminde, gerek mütareke döneminde, yani Mondros Mütarekesi döneminde genelde siyasi suçluların bulunduğu yer. Mütareke döneminde genelde kimler bulunuyor burada? Eski iddiatçılar. İşte baktığımız zaman biz, milli mücadele taraftarı kişiler burada arkadaşlar tutulmuşlar. Evet, 31 Mart isyanı, ikinci meşrutiyet rejimine karşı 31 Mart isyanı diye bir isyan çıkıyor arkadaşlar İstanbul'da. İsyancıların amacı meşrutiyeti ortadan kaldırmak. İsyanın önemi nedir? Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır. İsyanın bastırılma sürecini biraz sonra zaten göreceğiz arkadaşlar değişik sorularda. Devam edelim. Bakın burada arkadaşlar farklı gazetelerin isimlerini görüyoruz. Tanin, Meşveret, Şurayı Ümmet. Bu gazetelerin hepsinin ortak özelliği, şu üç gazetenin ortak özelliği, İttihat ve Terakki Cemiyeti yanlısı yayınlar yapan gazetelerdir. Yani İttihat ve Terakki yanlısı gazetelerdir. Önemli dikkat. Evet. Şimdi geldik 31 Mart isyanında etkili olan gruplara. Biraz önce söylemiştik ya, meşrutiyet rejimine karşı 31 Mart isyanında bir isyan çıkmıştı. 31 Mart isyanının siyasi ayağı Ahrar Fırkası'dır arkadaşlar. Basın ayağı Volkan ve Serbestlik gazeteleridir. Askeri ayağı ise Avcı Taburları'dır. Bunlar özellikle siyasi açıdan, basında propaganda açısından ve askeri açıdan teşkilatlanıyorlar ve 31 Mart isyanını çıkarıyorlar. Devam edelim hocam. Halaskeran-ı Zabitan grubu. Şimdi bu Halaskeran-ı Zabitan ne? İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı ordu içerisinden Miralay Sadık'ın başkanlığında bir grup oluşuyor. Bunlar İttihat ve Terakki'nin düşmanı. Genelde de bu Halaskeran-ı Zabitan grubu arkadaşlar siyasi cinayetlerle ön plana çıkıyorlar. En önemli siyasi cinayetleri ise 2. Meşrutiyet döneminde İttihat Terakki'nin sadrazam olarak getirdiği Mahmut Şevket Paşa. Babali baskınından sonra Mahmut Şevket Paşa arkadaşlar bizzat sadrazam olarak İttihat Terakki tarafından getirilmiş. Mahmut Şevket Paşa'yı da suikastle öldürüyorlar. Halaskeran-ı Zabitan İttihat Terakki'ye karşı ordu içerisinde gruplaşmış subaylardan oluşan genelde teşkilattır. Buna da dikkat. Evet, bazı yerlerin elden çıkması. Girit Yunanistan'a katıldığını açıklıyor. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor
Avusturya, Bosna, her şeyi topraklarına kattığını ilan ediyor. Peki buraların elden çıkması Osmanlı Devleti'nde içeride hangi gelişmeden sonra meydana geldi? İkinci meşrutiyetin ilanından kısa süre sonra. Girit Yunanistan'a katıldığını açıkladı. Avusturya, Bosna, her şeyi topraklarına kattığını açıkladı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğini açıkladı arkadaşlar. Yani bu toprak kayıpları ikinci meşrutiyetin ilanından kısa süre sonra meydana gelen toprak kayıplarıdır. Dikkat edelim, ÖSYM soruyorum bunları da. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni destekleyen yerel teşkilat, yani Kuzey Afrika'da teşkilatlanmış, genelde dini ve aynı zamanda sosyal de içeriği olan çok önemli bir teşkilat, sömürgeci güçlere karşı mücadele ediyor ve Trablusgarp'ta bizi de destekliyor. Başlarında Şeyh Ahmet Sunusi var. Grubun adı da Sunusiler arkadaşlar. Sunusiler. Evet, milli mücadeleye de destek verdiler. Peki bu kiliseler kanunu ne? Bakın arkadaşlar, Balkanlarda Osmanlı'nın çok önemli bir avantajı vardı. Balkan milletleri özellikle farklı farklı kiliselere gidip geliyordu. Sırp kilisesi, Bulgar kilisesi, işte Rum kilisesi gibi. Bu kiliseler meselesinden dolayı da sürekli birbirleriyle çatışıyorlardı. İşte İttihat Terakki yanlısı hükümetler geldiği zaman, 2. Abdülhamit'i tahttan indirdikleri zaman bir kanun çıkarıyorlar arkadaşlar. Kanunda diyorlar ki Balkanlarda her bölge nüfusu oranında kilise kurabilecek diyorlar. Adamların en büyük anlaşmazlık konusunu biz kendi elimizle çözüveriyoruz. Biz kendi elimizle bu kiliseler meselesini çözünce, bu kanunla nüfusa göre çözünce adamların en büyük problemi de hallolmuş oluyor. Ve bu adamlar Osmanlı Devleti'ne karşı birleşiyor ki göreceğiz, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan. Birinci Balkan Savaşı'nda 4 devlet Osmanlı'ya saldırıyor. Yani kiliseler kanunu Osmanlı'ya karşı Balkan milletlerinin birleşmesinde etkili olan kanun. Kendi elimizle yapmışız. Evet, devam edelim. Baba Ali baskını. Birinci Balkan Savaşı'nın sonlarına doğru Osmanlı Devleti ciddi kayıplar yaşarken İttihat ve Terakki Cemiyeti, ki bu cemiyetin önemli fertlerinden Enver Paşa, Yakup Cemil ve Talat Paşa gibi kişiler bizzat hükümet binasını basıyorlar. Kamil Paşa hükümetinin önüne geliyorlar, önüne istifa kağıdını sunuyorlar. İstifa edeceksin diyorlar. Kamil Paşa hükümetini bir darbeyle, hükümet darbesiyle deviriyorlar. Yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. İşte 1913'te meydana gelen bu hadiseyle birlikte İttihat Terakki artık yönetime tam anlamıyla hakim oluyor. Kamil Paşa hükümeti devriliyor, yerine Mahmut Şevket Paşa hükümetini getiriyorlar. İttihat Terakki'nin etkisi Baba Ali baskınından başlayarak arkadaşlar tam artık burada tam anlamıyla yönetime hakim olması 1913'ten başlayarak 1918'e kadar devam ediyor. Baba Ali baskını bu. Peki burada dikkat edeceğimiz nokta ne? Baba Ali baskını ile arkadaşlar Osmanlı hükümet değişti. Fakat bir padişah değişikliği olmadı. Mehmet Reşat padişahtı. Osmanlı Devleti'nde bir rejim değişikliği de olmadı bu olayla birlikte. Hala rejim meşrutiyet. Ne değişti? Sadece hükümet değişti. Kamil Paşa hükümeti gitti. İttihat Terakki'nin etkili olduğu, tamamen etkili oldu artık. Mahmut Şevket Paşa hükümeti geldi. Evet. Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet. Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan devlet Karadağ. Osmanlı'ya ait Novi Pazar ya da Yeni Pazar sancağına saldırıyor. Bu durum Birinci Balkan Savaşı'nın başlamasına neden oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Osmanlı'dan kopan son Balkan ulusu. Osmanlı'dan kopan son Balkan ulusu arkadaşlar. Aynı zamanda içerisinde yoğun olarak Müslümanların yaşadığı bir Balkan milleti Arnavutluk'tur. Balkanlarda Osmanlı'dan kopan son millettir. Evet. Birinci Balkan Savaşı sonucu imzalanan anlaşma. Burada bakın neyin resmini görüyorsunuz? Aslında Londra'nın bir resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Burası Londra. İşte anlaşmanın adı da Londra Anlaşması. 1913'te imzalanan Londra Anlaşması. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda imzalanan anlaşma. Devam edelim. Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin nedenleri. Şimdi biz niye bu savaşı kaybettik? Çok ağır bir yenilgi. Tarihimizin en ağır yenilgilerinden bir tanesidir.
Arkadaşlar birincisi ve en önemlisi Osmanlı ordusu içerisindeki siyasi çekişmeler. Orduya siyaset girmiş. İttihatçı, itilafçı, Hürriyet İtilaf Partisi ile İttihat ve Terakki Partisi'nin çekişmesi. Subaylar da ikiye bölünmüş. En önemli neden bu. Ordu içindeki siyasi çekişmeler. İkincisi Osmanlı Balkanlar'da en önemli askerlerini, en iyi yetişmiş Kırt taburunu bu savaştan çok kısa bir süre önce buralarda savaş çıkmaz diye terhis ediyor. İkinci neden bu. Yani askeri bir tedbirsizlik. Üçüncüsü, dört Balkan devleti Osmanlı devletine saldırmış. Ve bir de bunlar arkadaşlar dördüncü olarak Rusya desteklemiş silah açısından. Bir de Osmanlı devleti o dönemde Arap Yarımadası'nda genelde arkadaşlar Vehhabi ayaklanmalarıyla uğraşıyormuş. İşte bütün bu nedenler Osmanlı Devleti'nin askeri tedbirsizlikleri, siyasi çekişmeleri, farklı yerlerde isyanların devam etmesi ve Rusya'nın dört Balkan devletini desteklemesi gibi nedenler Osmanlı'nın Balkan yenilgisinin nedenlerini teşkil ediyor. Ama en önemli neden dersek ordu içindeki siyasi çekişmelerdir arkadaşlar. Devam edelim. 1913'te Hoca Salih Efendi tarafından kurulan ve 55 gün yaşayan devlet. Evet. Hangisi biliyor musunuz bu? Garbi Trakya. Yani Batı Trakya Devleti arkadaşlar. Batı Trakya Hükümeti diye geçiyor. Hatta bizzat ordularının başında Süleyman Askeri Bey, Umum Çeteler Komutanı da bizzat arkadaşlar Kuşçubaşı Eşref. 55 gün yaşayan bir devlettir bu. Batı Trakya Hükümeti ya da Batı Trakya Türk Devleti. Evet. Osmanlı Devleti hangi anlaşmanın şartlarını çiğneyerek Midye'ye nazattığını geçmiş, Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. Şimdi 1. Balkan Savaşı'nda biz yenildik. Bu yenilgi sonucunda arkadaşlar Edirne ve Kırklareli'yi de kaybettik. Sınırlarımız Midye'ye nazattığına kadar geldi. Yani oraya kadar geri çekildik. Ancak Balkan devletlerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmesi, Bulgaristan'la diğer Balkan devletlerinin mücadele etmesi üzerine Osmanlı Devleti fırsattan yararlanarak Londra Anlaşması'nı, bakın gene aynı şekilde Londra'yı gösteriyoruz. Londra Anlaşması'nın şartlarını çiğneyerek bizzat Enver Paşa harekete geçiriyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri alıyoruz. Ve sınırımızı nereye kadar getiriyoruz? Meriç Nehri'ne kadar getiriyoruz. Evet, o zaman hangi anlaşmanın şartlarını çiğneyerek biz Edirne ve Kırklareli'yi geri aldık? Londra Anlaşması'nın şartlarını çiğneyerek. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da varlığını sona erdiren anlaşma hangi ülkede imzalanmıştır? Anlaşmanın adı Uşi Anlaşması. Bu anlaşma Lozan'da yapıldı arkadaşlar. Onun için de Lozan Anlaşması falan da derler bu anlaşmaya. Bu anlaşma, Lozan nerede bir şehir? Bakın hangi bayrak bu? Şurası da zaten Lozan şehri arkadaşlar. İsviçre. Yani Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığını sona erdiren anlaşma olan Uşi Anlaşması İsviçre'de tarafsız bölgede imzalanmış bir anlaşmadır. Devam edelim. Türk tarihinde çok partili hayatın ilk örneklerinin verildiği dönem arkadaşlar bakın çok partili hayatın İttihat Terakki Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ahrar Partisi, Osmanlı Sosyalist Partisi, Osmanlı Demokratik Partisi, bunun dışında arkadaşlar Mutedil Liberaller gibi birçok partinin kurulduğu dönem ikinci meşrutiyet dönemidir. Osmanlı tarihinde hatta Türk tarihinde ilk çok partili hayatın örnekleri ikinci meşrutiyet döneminde verilmiş. Evet. 1916'da Darülfünun öğrencileri tarafından kurulan teşkilat. Arkadaşlar buna çok dikkat edelim bakın. ÖSYM'nin soru sorma ihtimali olan çok önemli bir soru bu. Darülfünun öğrencileri, öğrenciler arasında milli duyguların gelişebilmesi için milli özellikle arkadaşlar amaçlarla hangi teşkilatı kuruyorlar? Milli Türk Talebe Birliği'ni kuruyorlar. Buraya normalde hala da devam ediyor Milli Türk Talebe Birliği. Hatta bugün Milli Türk Talebe Birliği'nden yetişmiş, buralarda bulunmuş birçok devlet adamı var. Evet, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış. Özellikle devlet adamlarımız bile var buradan yetişen. Devam edelim.
Selim Sırrı Tarcan. Evet, Selim Sırrı Tarcan dendiği zaman genelde arkadaşlar bizim aklımıza spor geliyor. Osmanlı Olimpiyat Komitesi'nin başkanlığını yürütmüş şahsiyettir arkadaşlar. 1908'de Osmanlı Olimpiyat Komitesi oluşmuş. Hatta ilk olimpiyata da 1912'de resmi olimpiyatlara, Stockholm Olimpiyatlarına gitmişiz biz Osmanlı olarak. İşte o Olimpiyat Komitesi'nin başkanı Selim Sırrı Tarcan. Evet, devam edelim arkadaşlar. İkinci Meşrutiyet döneminde Abdurrahman Şeref Efendi'nin başkanlığında oluşturulan kurum. Biz bu Abdurrahman Şeref Efendi'yi bir yerde daha söylemiştik. Nerede söylediydik? Osmanlı'nın son vakanüvisi demiştik. Yani son resmi tarih yazıcısı. Peki ikinci Meşrutiyet döneminde açtığı kurum ne? Tarih Osmani Encümeni. Yani Osmanlı tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulan bir kurum. Tarihi Encümeni Osmani ya da Tarihi Osmani Encümeni arkadaşlar. İttihadı anasır kelimesi. Bu kelime bizim için önemli bir kelime arkadaşlar. Bu kelime ne demek? Unsurların birlikteliği. Dili, dini, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkesi eşit kabul eden bir anlayışa geçersek devlet dağılmaktan kurtulur düşüncesi. Ziya Paşa, Namık Kemal, işte baktığımız zaman Ali Paşalar, Fuat Paşalar, Mustafa Reşit Paşa gibi kişilerin savunduğu fikir akımının adı Osmanlıcılık. Yani diğer adıyla İttihadı Anasır. Evet. Birinci Balkan Savaşı'nda Edirne'yi müdafaa eden komutan. Bakın arkadaşlar burada çok karıştırılıyor. Ben bunu söylediğim zaman hemen Enver Paşa aklı geliyor. Hayır. Enver Paşa'ya ikinci Edirne Fatih diyoruz biz. Birincisi zaten malum birinci Murat'tır. İkincisi Enver Paşa'dır. Edirne'yi Bulgarlardan geri aldığı için. Ancak benim burada sorduğum soru şu. Birinci Balkan Savaşı'nda Edirne'yi müdafaa eden ve bunu destansı bir şekilde müdafaa eden komutan Şükrü Paşa arkadaşlar. Şükrü Paşa. Evet. Edirne müdafasında ciddi direniş gösteriyor. Şükrü Paşa. 1917'de yerli sermayeli bir devlet bankası kurma düşüncesiyle İstanbul'da açılan banka. Arkadaşlar özellikle İttihat ve Terakki milli ekonomi politikası izliyor. Bundan dolayı da özellikle Osmanlı ülkesinde yerli sermaye ile oluşan bir banka kurma ihtiyacı hissediyor. Bu bankanın adı Osmanlı İtibarı Milli Bankası. Evet, Osmanlı İtibarı Milli Bankası. Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif. Bu gibi kişilerin arkadaşlar savunduğu Servet-i Fünun da dediğimiz dergi de bu fikir akımının savunucusu olan basında yer alan bir yapı ya da bir dergi. İşte bu fikrin adı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Batıcılık. Batıcılık ya da garpçılık. Ama garpçılığı genelde kullanmıyorlar. Genelde batıcılık deniliyor arkadaşlar. Batıcılık fikir akımının temsilcileri ve bu fikri doğrultusunda yayın yapan gazetenin, derginin adı Servet-i Fünun. Evet. Osmanlı Devleti'nde İnas Darülfünun olarak kızlar için ilk yüksek öğretim kurumu hangi dönemde açıldı? İnas, Nisa'dan geliyor arkadaşlar. Bir bakıma ne demek? Kız. Yani özellikle hanımlar için kullanılan bir tabir. Osmanlı'da kızlar için ilk yüksek öğretim kurumu 2. Meşrutiyet döneminde açılmıştır. Dikkat edelim. İnas Darülfünun adıyla 2. Meşrutiyet döneminde. Devam. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'ndan sonra hangi rütbeye terfi etti? Arkadaşlar buradaki rütbe ne biliyor musunuz? Askerleri yapıp gelen arkadaşlar vardır belki. Buradaki rütbe binbaşılık. Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp Savaşı'ndan sonra binbaşılık rütbesine terfi ediyor. Evet. Hatta geçen sene de Mustafa Kemal Paşa'nın Trablusgarp'ta hangi takmatla savaştığı İşte savaş dediler. Gazeteci Şerif adıyla Trablusgarp'ta savaşıyor. Burada da ben de rütbesini soruyorum arkadaşlar. Rütbeye binbaşı. Evet, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra aldığı rütbedir. Onu da özellikle belirtelim. Devam edelim. 1909 Raconici Anlaşması. Peki bu Raconici Anlaşması ne? İtalya ile Rusya arkadaşlar 1909'da bir araya geliyorlar. İtalya diyor ki
Ben Trablusgarp'a göz diktim. Alacağım. Sesin çıkmaz değil mi diyor Rusya'ya? Rusya da diyor ki sesim çıkmaz. Sen de benim boğazlar üzerinde herhangi bir faaliyet gösterirsem senin de sesin çıkmazsa diyor. Benim de Trablusgarp'ın işgaline hiç sesim çıkmaz diyor. Yani karşılıklı olarak İtalya ve Rusya arkadaşlar anlaşıyorlar. İtalya diyor ki ben senin boğazlar üzerindeki özellikle emellerini tanıyorum. Rusya diyor ki ben de senin Kuzey Afrika'da Trablusgarp'taki emellerini tanıyorum, sesimi çıkarmayacağım diyor. İşte bununla ilgili anlaşma arkadaşlar Rusya'yı İtalya'nın ikna ettiği ve bunun sonucunda da kısa bir süre sonra da Trablusgarp'ı işgal için yöneldiği anlaşmadır. Rakoniga anlaşması da bu. Bu savaştan sonra zaten biliyorsunuz Trablusgarp'a bu anlaşmadan sonra 2 sene sonra da Trablusgarp'a İtalyanlar müdahale edecektir. Hamidiye kahramanı Balkan savaşlarında Hamidiye kruvazörüyle düşmana karşı etkili bir mücadele yapan ve önemli başarılar kazanan bu şahsiyet aynı zamanda Mondros Ateşkes Anlaşması'nı da imzaladı. Bu şahsiyetin adı Rauf Orbay arkadaşlar. Rauf Orbay, Hamidiye kahramanı. Evet. Türk siyasi hayatının ilk muhalefet partisi ve aynı zamanda Türk siyasi hayatının ilk resmi partisi hangi parti? Ahrar Partisi. Hürler anlamında kullanılıyor. Siyasi parti kimin fikirlerinden etkileniyor? Prens Sabahattin'in ademi merkeziyetçilik fikrinden etkileniyor arkadaşlar. Bu partiyi bir yerde daha duymuştuk. 31 Mart isyanının çıkışında bu partinin de parmağı var. Evet. Arkadaşlar 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili tekrarımızı burada bitirmiş oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki tekrarda görüşmek üzere.